Merhaba arkadaşlar, kanalım Çelido'ya hoş geldiniz. Bir haftadır ortalarda yoktum. Bu arada yine fragman üzerine fragman düşmüş demeyeceğim. Bir tane fragman düşmüş. Avengers Endgame'in fragmanı düşmüş. Tabii ben bundan haberdar oldum. Olmadım değil, hani eşek değiliz ama bir türlü oturup izlemedim açıkçası. Hatta sosyal medyadan mümkün mertebe uzak durdum. Girmemeye çalıştım herhangi bir spoiler vesaire yememek için. Bugün de eve dönmek sonunda nasip oldu. Geldim, oturdum, şimdi izleyeceğim. Belki şaşıracağım, belki hüzünleneceğim, belki sevineceğim. Onu da birlikte göreceğiz. Bakalım. Açıkçası bu sabırsızlıkla beklediğim fragmanlardan biriydi. Çünkü bir önceki çok fazla bir şey vermemişti. Bunda daha fazla şey görmeyi ümit ediyorum. İzleyelim, ondan sonra üzerine konuşuruz. God, seems like a thousand years ago. I fought my way out of that cave. Became Iron Man. Realized I loved you. I know I said no more surprises, but I was really hoping to pull off one last one. The world has changed. None of us can go back. All we can do is our best. And sometimes the best that we can do is to start over. All these people die. I keep telling everybody they should move on. Some do, but not us. Even if there's a small chance, we owe this to everyone who's not in this room to try. We will. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. Whatever it takes. I like this one. Tüylerim diken diken oldu ya. Başka bir şey demiyorum. Son dönemlerde izlediğim en iyi fragmanlardan biri. Siyah beyaz giriş. Özellikle birinci bölümden, Phase 1'dan çok fazla görüntüyle karakterlerin bugüne kadar nasıl geldiği. Belki de son bir savaş. Adı üzerinde Endgame. Bakalım. Şimdi geriye dönük düşünmek lazım biraz. Dediğim gibi zaten başlangıcı öncelikle Tony'nin nasıl Iron Man olduğu, bu duruma nasıl geldiği, Pepper'la ilişkisi. Aynı şekilde Kaptan'ın ufak bir çocuktan büyük bir kahramanın nasıl dönüştüğü bir serum sayesinde. Thor'un belki de şımarık bir savaşçıdan gerçek bir kahramana dönüşme serüveni. Bunlar Marvel'ın Trinity sonuçta. En önemli şusu belki de bu. Bunların etrafında şekillendi her şey. Ama yine de yan karakterleri düşündüğümüz zaman sanki Hawkeye, Clint Barton'la Natasha arasında bir ilişki mi olacak emin değilim. O ikisini çok yakın gösterdiler sanki. Arada Banner'a bir şey mi olacak emin değilim. Hiçbir yerde Banner'ı gördüm mü hatırlamıyorum. Hulk'ı hiç görmedik zaten, ondan eminim. Bir türlü göstermiyorlar. Filmde ya gene büyük bir rolü olacak diye beklentiye sokup bize yine Shrek'le karşılaştıracaklar. Ya da gerçekten bu sefer özlediğimiz halkı geri göreceğiz. Tüm ümidim o yönde. Başka düşünüyorum. Gene Bart'ını, yani Hawkeye'yi kızını eğitirken gördük. Ailesini kaybedecek gibi geliyor bana sanki. Bu Snap'te muhtemelen onlar da toza dönüşenler arasında. Aynı şekilde Ant-Man'i kayıp ilanlarına bakarken gördük.
Demek ki kuantum boyutundan geri gelmenin bir yolunu zaten bulacağını biliyorduk ilk fragmandan da. Geldikten sonra yaşayacağı bir şaşkınlık var elbette. Onları göreceğiz. Ve kaptan herkese hani ilerlemelerini, her şeyi kabullenmelerini söylüyoruz ama biz kabul etmiyoruz deyişi de aslında bir şekilde dünyaya bir terapi yaptıklarını belki de olan olayları ama bir yandan da arka planda çalışıp hala işleri eski haline döndürmeye çalıştıklarının göstergesi. Hep birlikte giydikleri o suit hakkında çok bir fikrim yok. Muhtemelen kuantum boyutuna geçmek için falan kullanacaklar diye düşünüyorum. Bu şekilde zamanda geriye gidip belki de Thanos'la kapışacaklar. Ne gördük orada? Nebula'yı gördüm suit'i giyerken. Ondan sonra War Machine'in omzunda Rocket Raccoon'u gördük. Gene o ikisinin bir team up olacak muhtemelen. Tony'nin geri döneceğini zaten tahmin ediyorduk. Yani uzayda ölmesini beklemiyordum. Açıkçası o yönde herhangi bir şaşkınlığa uğramadım. Sadece geri döndükten sonra yaptığı eylemler üzerine nasıl düşünecek, Thanos'la o konuşması, onu nerelere itti, belki Strange'le yaşadığı son sözler vesaire bilmem ne. Hepsinin ona kattığı şeyler ve döndüğünde düşünceleri nasıl olacak benim merak ettiğim konu biraz orası. Onun dışında son sahne de güzeldi. Yani Thor'un Stormbreaker çekişi ve Kaptan Marvel'la birbirlerine bakıp ben bu kızı sevdim demesi. Nasıl bir ilişkileri olacak, nasıl bir şey yapacaklar bilmiyorum ama. Bilmiyorum. Film hakkında heyecanlandırdı. Ben bu fragmanı beğendim. Bu güzel olmuş. Geçen seferki çok fazla bir şey vermemişti ama bu bir yöntem yani. Buna bir şey demiyorum. Hani ilk fragmanda az bir şey verirsiniz. İkincide daha çok verirsiniz. Klasik yöntemdir. Giderek heyecanı yavaş yavaş arttırırsınız. Evet, gel Nisan gel demekten başka bir şansımız kalmadı. Yanlış hatırlamıyorsam 25 ya da 26 Nisan'da olması gerekiyor filmin vizyon tarihinin. O tarihi bekleyeceğiz. Ne olacağını göreceğiz. Kim ölür, kim hayatta kalır vesaire üzerine çok fazla bir yorum yapmak istemiyorum. Açıkçası o konularda çok ters köşe olabiliyor. Çok da bir fikrim yok. Hani sence kim ölür diye illaki soran olursa diye söyleyeyim. Ben açıkçası Kaptan Amerika'nın bu filmde öleceğini, kaptan unvanıyla artık Kaptan Marvel'ın devam edeceğini düşünüyorum ama ters köşe olur muyuz? Umarım oluruz. Ben açısı Steve Rogers karakterini seviyorum. Chris Evans'ın onunla oynama şeklini de seviyorum. Ben henüz Kalkan'ın başka bir karaktere ne Falcon'a ne de Winter Soldier'a devredilmesine hazır değilim. Bunu görmek istemiyorum. Ama tabii ki yeni aşamada muhtemel ki çok büyük muhtemel yani adamlar sırf bunun için Fox'u satın aldılar. Fantastic Four ve X-Men de gelecek işin içine. Belki Deadpool katılacak bu evrenin içine gene aynı şekilde. PG-13 haliyle. Bu kadar karakter bolluğun içerisinde birilerini feda edeceklerdir diye düşünüyorum ama ben ana üçlünün falan kalmasından yanayım açıkçası. Ne Thor, ne Kaptan, ne Iron Man bunların gitmemesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bunlar liderlik ettiler ve etmeye devam etmeleri lazım. Ama aktörler tabii ki hani sinema kariyerlerini farklı yönde ilerletmek isteyebilirler. Ona bir şey diyemem. Bekleyip göreceğiz. Ben heyecanlandım. Birkaç defa daha izleyeceğim muhtemelen fragmanı ama onu sizle artık birlikte izlememin manası yok. Benim fragmanla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizin de söylemek istediğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlarda belirtin. Videoyu beğendiyseniz beğene basın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.